Tekrar stüdyomuzdayız. Uzman konuğumuza Emir Ali Hamiloğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle gerçekten... Anlattığınız kadar varmış gerçekten. Varmış değil mi hocam? Evet. Pek çok konuya değindik kısa bir zaman içerisinde. Hepsine değindik ve konuşmaya çalıştık. Çok da güzel anlattı hocam. Buradan bir kez daha selamlarımızı iletelim İstanbul'a doğru. Şimdi hocam uzun dönemdir sizinle programı beraber yürütüyoruz. Ve bugüne kadar onlarca program yaptık. Ve bu programlarda aslında... Birçok uzman konuğumuzu ağırladık ama sizin bölümünüz de özellikle dikkat çekiyor ve ilgi çekiyor. İzleyicilerimiz tarafından da çok teveccühünüz efendim. ilgi görüyor. Şimdi son dakikada güzellik bölümünde bugün yine farklı açıdan yine Özgür Koldaş yorumuyla anlatacaksınız. Dolguları konuşacağız, paylaşacağız. Nedir bu dolgular? Dolgularda bir kodlama sistemi varmış. Şimdi hocam söyledi nedir ne değildir. Son dakikada güzellik bölümünde ben soruyor olacağım ama öncesinde... Reklamlar. Hem reklamlardan sonra tekrar karşınızdayız. Ekranlarını yeni açmış tüm izleyicilerimize güzel bir gün diliyoruz. Hafta içi her sabah Doktor Özgür Koldaş'la birlikte biz stüdyomuzdan sizleri selamlıyoruz ve aslında güne çok güzel başlıyoruz hocamla beraber ve tüm ekibimizle birlikte. Siz kamera önünde sadece bizi görüyorsunuz ama çok büyük ve güzel bir ekibimiz var. Rejisinden, kameramanından, sesçisinden, ışıkçısından, asistanlarımızdan, stüdyo şefimizden. Ben niye böyle son bölünmüş gibi bir anons yapmak bir duygusallaştın sanki. Bir duygusallık sesindedim. Teşekkür etmek istedim. Çünkü bir programı hazırlamak ve bir programı ekrana yansıtmak çok da kolay bir şey değil. Büyük bir ailenin işi, büyük bir mutfağı var. Geri aynen planı öyle. Var. Aynen öyle hocam. Şimdi son dakika da güzellik bölümünde de geldik bu teşekkürlerden sonra. Özgür Koldaş'la birlikte dolguları konuşacağımızı söylemiştik reklamlara gitmeden önce ama farklı bir açıdan konuşacağız. Bu dolgularda da bir kodlama sistemi varmış. Hocam nedir bu kodlama sistemi dolgular? Evet. Dolgularda kodlama sistemi. Aslında ekranları başındaki izleyicilerimizin hepsi yüz estetiğinde kullanılan dolguların veya enjekte edilen bir takım ilaçların, maddelerin hekimin kendi kanaatine göre, kendi kararına göre oraya da buraya da bir yerlere iğne batırılarak yapıldığı fikri uyanabiliyor. Yani zaman zaman hocam basit bir enjeksiyon tekniği aslında ama bu gibi bir cümle arasında geçtiğini de duyar gibi oluyorum ama bizim hekimlerin, estetik hekimlerinin bu konuda yaptığı bir çalışma dinamiğinden, pratiğinden bahsetmek istiyorum. Az önce yayında ve yapımda emeği geçen büyük aileden, kendi yapımımızın mutfağından bahsederken tıbbi işlemlerdeki estetik dolgunlaştırma tedavilerindeki geri planı, yani bunun mutfağından bir nebze olsun bahsetmek istiyorum. Şöyle ki, kliniklerimize başvuran ve bizimle tedaviler süreci içerisinde, örnek vereyim, elmacık kemiklerim çok zayıf, bunu dolgunlaştırabilir miyiz? Çene hattımın daha keskin olmasını istiyorum. Kaşlarımın kalkık olmasını istiyorum. Burnumun ucunun kalkık olmasını istiyorum. Dudağımın hacimlenmesini istiyorum diyen bir danışanımız, hastamıza işlem yaparken biz önce bunun bir analizini yapıp yüzdeki volümlenmenin kayıp alanlarını netleştirip bu bölgelerin hangi noktalarına, yani güvenli alanlarına, kemiğin üstüne mi, kasın altına mı, yağ dokusunun içine mi, damar komşuluklarına göre hangi noktalara yapacağımızın biz bir haritasını biliriz. Kodlama sistemiyle biliriz ve hepsine de bir rakamlarla isimler veririz. Elmacık kemiğini kaldırmak istiyor isek, bu bölgedeki sarkmayı da gidermek niyetindeysek elmacık kemiğini bir miktar yukarıya doğru kaldırırız. O yüzden de buralardaki elmacık kemiklerine 1, 2, 3 diye elmacık kemiği bölgesinin numaraları vardır. Bu numaranın laletten dışına çıkalım dediğimiz zaman hayır, esnetmeyiz bunu. Standart uygulamalarımızın bir nevi anatomi haritası gibi, anatomi atlasındaki vücut boşluklarının, damarların, kasların yapılarının genel izdüşümü gibi biz de kodlama sistemimizi buna göre planlarız. Biz buna MD, doktorların yaptığı MD kod
ismini veriyoruz. MD kodu Avrupa'da ve Amerika'da birçok hekim geliştirerek getirmiştir ve ülkemizde de dolgunlaştırma tedavilerinde dolgularla yüz ameliyatsız estetiklerin hacimlendirilmesinde aynı lisanı konuşabilmek için hekimler kendi arasında standart bu kodlamayı kullanır. Tabii ki. Bir standart, yani ben hastanın dudağına şu kadar şunu yaptım demekten ziyade, ben hastanın yanağına bunu yaptım demekten ziyade ismini vererek CK1, R0.1, bir CC, reçete gibidir. Reçete gibidir. Ve bununla ilgili neler yapılacağını bir genç meslektaşımız bize sorduğunda, hastayı telefonda tarif ettiğinde bir konu hakkında fikir alışverişi sırasında hastanın genel profili anlatıldıktan sonra kodlama sistemine göre hangi noktaya ne kadar hangi derinliğe verdiği görülür ve buna göre estetik işlemler gerçekleştirilir. Ve aradan geçen aylar, yıllar sonrasında o hastamız bize tekrar başvurduğunda veya o hastamız şehir değiştirdiğini başka bir meslektaşa başvurduğunda hangi ürün grubuyla, o kodlama sistemiyle nerede, nasıl bir işlem yapıldığı hakkında hekim hasta işlem kartını, dosyasını gördüğü anda, belki bir mesaj, fotoğraf görüntüsüyle bile olabilir, anında ne işlemi nereye yapıldığını bilir ve yola öyle devam eder. Belki de ekran başında izleyen bu tip uygulamaları yaptırmış pek çok hanım bunu sizden ilk kez duyuyordur. Evet. Çünkü genelde hep doktorlar arasında geçen diyalog veya işte siz dosyaya baktığınızda evet ben bu kişiye şu 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 kodla işlem yaptım, evet, diye bilgi aldığınız bir Bir sistem var. İletişim sistemimizdir bu bizim. Ama hastalar bunu pek bilmez. Biraz önce hani dedik ya işin mutfağı. Mutfağı, evet. Dolguların da mutfağı bu herhalde, değil mi? Tabii. İşte burada her zamanki gibi tekrar ettiğimiz doğru branş hekimleri, doğru klinikler, doğru yetkilendirilmiş ünitelerde işlemler gerçekleştirildiği takdirde kendi arasında iletişim sistemini kendi lisanına göre değerlendiren hekim grubu içerisinde bu kodlama sisteminin önemi o zaman ortaya çıkar. Evet, bizim de hocamla aramızda böyle kodlama sistemimiz var. Mesela göz göze baktığımız zaman artık hocam sürenin dolmuş olduğunu anlayabiliyor. Veya ben ayağa kalktığımda böyle bir bakışıyoruz. Evet, merkeze doğru yürüyelim gibilerinden aramızda da bir kodlama olmuş oldu bu hocam. Bu kodlamalar az Şahla ve Özgür kodlamaları. O MD kod. Aynen. Ağzınıza yüreğinize sağlık çok hocam. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ediyorum. Yine çok önemli bilgiler paylaştınız siz doktor Özgür. Bizleri evlerine kabul eden sevgili izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Aynen aslında. Aynen öyle. Ve yapımda yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederek bugünlük veda ediyoruz. Hoşçakalın.